Açık Öğretim Fakültesi Arapça 1. sınıf 2018-2019 yaz okulu sınav sorularının çözümünü ile ilgili videomuzu başlatıyoruz. Birinci sorumuz, sahih fiil tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yapısında hemze bulunmayan sülasi fiildir diyor. Yapısında hemze bulunmayan sülasi fiil ama şedde olabilir. İllet harfi olabilir. Dolayısıyla bu değildir arkadaşlar. Ve yapısında illetli harf bulunan sülasi fiile biz ne diyoruz? İlletli fiil diyoruz. Bunu da çiziyoruz. Yapısında şedde bulunan sülasi fiile ne diyoruz? Mudaf diyoruz. Yapısında hemze bulunan sülasi fiile biz mehmuz diyoruz. Yapısında harf bulunmayan sülasi fiile ne diyoruz? Arkadaşlar doğru cevabımız budur. Sahih fiil diyoruz. Evet. İkinci sorumuza bakıyoruz. M ismuhe sorusuna verilecek en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir? İsmuki Nur. M ismuhe yani onun adı nedir diye verilen soruya onun adı şudur diye vereceğiz arkadaşlar. İsmuki senin ismin. Halbuki onun ismi olacak. İsmuhe Nur. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Bu değildi. İsmuhu Ahmet, onun adı Ahmet'tir, değil. İsmuhu Ahmet ve Ali, onun ismuhume Ahmet ve Ali, o ikisinin adı Ahmet ve Ali'dir. Halbuki burada me ismuhe diyor bakın. Me ismuhume deseydi doğru ama me ismuhe o kızın adı nedir? E şıkkında da ismi Fatime diyor. Doğru cevap. İsmuha Nur olacak arkadaşlar. İsmuha Nur. Yazdı fiilinin üçüncü tekil şahıs dişil gaibe müennes formu aşağıdakiler hangisidir? Bakın üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs. Yani ben, sen, o. O bayan yazdı diyeceğiz. O bayan yazdı. Şimdi bakın. Nahnu ketebne. Ketebne ve ketebene ama ketebne olması lazım. Biz yazdık. Doğru değil. Yani Hiye ketebet. O yazdı. Bakın o hanım yazdı. Doğru cevabımız bu arkadaşlar. Hiye ketebet. Hüve ketebe. O erkek yazdı. Hüme ketebe te. O iki bayan yazdı. Enti ketebti. Karşımızdaki bayana diyoruz ki sen yazdın. Halbuki üçüncü tekil şahıs bayan o hanım yazdı olacak. Dördüncü sorumuz aşağıdakiler hangisi eril ayak özne uzak zamirlerinden biridir diyor. Bunu küçültelim böyle. Evet. Tekrar ediyoruz. Uzak değil. Aşağıdakiler hangisi eril ayrık özde zamirlerinden biridir? Bakın eril ayrık özde zamir. Özde zamir. Şimdi eril, bakın entünne, hünne, entihiye hepsi dişil. Dolayısıyla eril şurası D şıkkı. Bakın entünne siz bayanlar, hünne o bayanlar, enti sen bayan, hiye o bayan, hüm o erkekler.
Tüm o erkekler diyoruz. Evet. Beşinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi düzenli çoğul bir kelimedir? Düzenli çoğul. Düzenli çoğul ne demek? Müfret yapısına harf eklenerek elde edilen çoğuldur. Müfret yapısı bozulmadan harf ekleniyor. Şimdi bakalım. Cemelün, cimelün. Bakın cemelün harf eklenmiş burada. Yapısı bozulmuş. Mescidün, mesecidün. Yine burada ortasına bir harf eklenmiş, bozulmuş müfretlik. Medresetün, mederisün. Bakın harf atılmış ve harf eklenmiş. Babun, ebvabun. Kapılar bu. Yine babun, ebvabun, elif ve vav eklenmiş. Yapısı bozulmuş yani. Mecelletün, mecelletün. Arkadaşlar elif ve te eklenmiş. Doğru cevabımız dergiler olacak. Şimdi el mumarridatul marida. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelebilecek fiil yapısı aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Diyor. Nedir? Mumarridatu olduğu için sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar, başa müennes, müfret bir fiil gelecek. Müfret, müennes. Çünkü fiil başta, fail ondan sonra gelir ise ne yapıyordu arkadaşlar? Fiil sadece cinsiyet yönünden uyuyor. Sayı olarak uymayıp müfret olarak ediyor. O zaman arefu bildiler ama burada müennes var, bu erkek. Aref ne? Cemi gelmiş, o bayanlar bildiler. Arefe o erkek bildi. Arefete o iki hanım bildi. Arefet sevgili arkadaşlar, el mumarridatul marida. Arefet el mumarridatul marida. Hemşireler hastayı tanıdı diyoruz. Bir diğer sorumuza geliyoruz. اَخَزِتُ الْكِتَابَ مِنْ نَوْتَ نَوْتَ cümlesindeki boşluğu tamamlayan en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? اَخَزْتُ الْكِتَابَ مِنْ. Şimdi min'den sonra gelen kelime mecrur olacak. Çünkü harfi cerle mecrur. مِنَ الْمُعَلِّم۪ينَ. Doğrusu bu arkadaşlar ama diğerlerine de bakalım. الْمُعَلِّمَاتُ. Bakın ref durumunda. Halbuki öğretmenlerden aldım diyecek. Yani dolayısıyla muallimati olsa olması lazım. El muallimani, muallimeyn olması lazım. El muallimune, muallimine olması lazım. El muallimetani, el muallimeteyn olması lazım. Doğru cevabımız bu. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir fiil değildir? Burada tabi fiil, mastar ve ismi de bilmemiz lazım. Mesela reseme, resim etti, resim yaptı. Hazine, üzüldü. Defa, mudafa etti ya da itti. İstirahatün, dinlenmek. Sebeha, yüzdü. Bakın hepsi geçmişte olan bir eylemi bildirirken burada mekmak, mastar manası veriyor. Doğru cevabımız budur. İstirahatün. Dokuzuncu soru. Aşağıdakiler hangisi uzak için kullanılan işaret sıfatlarından biridir? Uzak, şu. Bakın bu, şu, o, şu ya da şu şeklinde kullanılıyor. Heze bu. Erkek. Heze kitabun. Heze reculun. Heze muallimun diyoruz. Hezihi tilmizetün. Hezihi nefizetün. Bu pencere, bu kız öğrenci diyoruz. Hateni bu ikisi bayanlar için. Hezeni bu erkek, iki erkek anlamında. Zelike doğru cevabımız. Evet. Zelike şu adamlar, şu adam pardon. Onuncu sorumuz, aşağıdaki cümleler hangisinde haber bir fiil cümlesidir? Arkadaşlar haber bazen müfret, bazen şibih cümle, bazen isim cümlesi, bazen de haber cümlesi olarak gelebilir. Haber fiil cümlesi olarak gelebilir. Şimdi bakıyoruz. Ettullabu öğrenciler fissaffi. Bir şibih cümle. Fiil, haberdir bu. Nerede? Sınıftadır. Ettullabu ketebu risaleten. Ettullabu ketebu risaleten. Bakın öğrenciler
Ketebu yazdılar. Burada fail hüm. Onlar risalete mektup. Dolayısıyla bakın haber fiil cümlesi olarak gelmiş. Buraya işaretimizi koyuyoruz. Ketebettullabu risaleten. Bu fiil cümlesidir. Bakın. Ketebe yazdı. Ettullabu öğrenciler risaleten bir mektup. Dereseti talibetü. Kız öğrenci çalıştı. Fil beyti evde çalıştı. Bu da fiil cümlesidir. Er risaletu alattavileti. Mektup masanın üzerindedir. Bu da bir şibih cümle. Yani burası haber. Sevgili arkadaşlar. 11. Nokta nokta seyyareti cümlesindeki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan işaret sıfatı aşağıdakiler hangisidir? Bak, müennes olduğu için ne olacak? Buraya koyacağımız işaret sıfatı da müennes olacak. Tabii aynı zamanda müfret olacak. Bakın. Hâzihi seyyâreti doğrusu bu. Hâze olmaz çünkü bu. Hâuley bunlar olmaz. Erkek, müennes fark etmez. Zâlike erkek. Hâteni bu ikisi müennes. Dolayısıyla müfret olması lazım. Müennes olması lazım. Hâzihi seyyâreti. Bu benim arabam diyoruz. Bu benim arabam. 12. Aşağıdakilerden hangisi bir yer zarfıdır? Yer bildirecek arkadaşlar. Bakın ile ea, an, dendan. Nedir? Min, bir yerden uzaklaşmayı. Ale, bir şeyin üzerine konmayı şey ifade ediyor. Buradaki doğru cevabımız inde, yanında. Mesela indel beyt, evin yanında. İndel mescidi, caminin yanında. Yani ne bildiriyor? Yer bildiriyor. Dolayısıyla cevabımız sevgili arkadaşlar C şıkkı. Anlaşılıyor inşallah değil mi? Ya buna ben şunu söyleyeyim size. Güzelce bizim bu yayınlarımızı takip ettiğinizde 80-90-100'den aşağı puan almayacağınızı temin ederim. Yeter ki anlayarak tekrar tekrar izlemeye çalışın. Yeter. Naam. Es-sual-i salis aşar, 11. soru, 13. soru. Miftahu babil beyti. Bakın, evin kapısının anahtarı. Evin kapısının anahtarı. Zicirleme isim tamlamasını, tamlamasının Türkçe anlamı aşağıdakiler hangisidir? Evin kapısının anahtarı. Nokta. Bir evin kapı anahtarı yok. Bir evin kapısı anahtarlar değil. Evin kapı anahtarlar diye bakın. Çünkü anahtar bir. Anahtar evin kapısınındır. O da değil. Evin kapısının anahtarı. Evet. 14. soru. Et-tabibetü fahasnal maridateyni. Hanım doktorlar iki bayan hastayı muayene ettiler. Şimdi burada tabi sıfat getireceğiz arkadaşlar. Mesela nedir? Becerikli, maharetli, iyiliksever vesaire. A şıkkında el-mahiratü. Arkadaşlar doğru cevabımız bu. El-mahiratü. Yani bakın et-tabibatü'l-mahiratü. Sıfat nitelediği isimden sonra gelir ve her taraftan uyar. Yani marife ise marife. Müennesse müennes, cemi ise cemi, merfu ise merfu. Nacihatani olmaz çünkü burada tabibet var. Cemi olacak. Bir de en-nacihat olsaydı olurdu. El-müştehidat olsaydı olurdu. El-meşhuratu olsaydı olurdu. Ez-zekiyatu olsa olurdu. Doğru cevabımız bu. Şimdi sıfat tamlaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Bakın, sıfat ve mevsuf sayı bakımından birbirine uyar. Nokta doğru. Sıfat nitelediği sözcükten genellikle önce gelir. Sıfat nitelediği sözcükten sürekli sonra gelir. Dolayısıyla bu doğru cevabımız. Sıfat ve mevsuf irab bakımından birbirine uyar, doğru. Sıfat ve mevsuf belirlilik, belirsizlik bakımından birbirine uyar. Bu da doğru. Sıfat ve mevsuf cinsiyet bakımından birbirine uyar. O da doğru. Demek ki yanlış olan B şıkkımız. Aşağıdaki 16. soru. Aşağıdaki fiillerden
Hangisi emri hazır formundadır? Bakın. Ektübü yazıyorum, yazarım. Eclisu oturuyorum. Yeftehu açıyor. Ef'alu yaparım, yapıyorum. Üktübü yazınız. Üktübü yazınız. Üktüb. Üktübe, üktübü. Doğru cevabımız buymuş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi isim tamlamasıdır? İsim tamlaması. Bakın. El-kitabul cedidü. Yeni kitap. Sıfat tamlaması. Es-seyyaratul galiyetü. Pahalı araba. Sıfat tamlaması. Reculul ilmi. İlim adamı. Bu işte izafet tamlamasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle işaret koyuyoruz. Et-taviletu fil gurfeti. Bu bir isim cümlesi. Masa odadadır. El-beytü ba'idun. Bu da bir isim cümlesi. Ev uzaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? C şıkkı. 18. Aşağıdakiler hangisi mansup munfasıl zamirlerden biridir? Mansup munfasıl zamirler. Arkadaşlar nehnu merfu munfasıl. Ene merfu munfasıl. Enti merfu munfasıl. Hüm merfu munfasıl. İyyâke nedir? Mansup munfasıl. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. İyyâke iyyâke diyor. Sakın sakın. Evet. 19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fiil olumsuz mazi formunda çekilmiştir? Hangisine fiil olumsuz mazi formunda? Mesela me yezhebu. Gitmiyor. Bu muzari. Le yezheb. Bu gitmiyorsun. Muzari. La tezheb. Gitme. Olumsuz emir. Ma tezhebu. Gitmiyorsun. Olumsuz muzari. Ma zehebtu. Gitmedim. Olumsuz mazi arkadaşlar. Zehebtu. Son sorumuz. İçmesinler fiilinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? La yeşrabani. O ikisi içmesinler ve içmiyorlar. La yeşrabani. İçmiyorlar. La teşrabne. Siz ikiniz içmeyin. La yeşrabu. İçmiyorsunlar. Bakın normalde yeşrabune nun düşmüş. Çünkü emirde arkadaşlar emir hazır veya nehi hazır. Emri gaib ya da nehi gaib. Meczumdur. Cezm alameti sükündür. Ama eğer elif, vav, ye'den sonra nun varsa nunun düşmesiyle cezm olurlar. Dolayısıyla doğru cevabım zâ yeşrabu içmesinler. Lâ yeşrabûne içmiyorlar. Lâ teşrabi içme. Cevabımız bu. Sevgili açık öğretim ön lisans birinci sınıf öğrencileri, bu soru videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Lütfen abone olmayı ve arkadaşlarınıza duyurmayı ihmal etmeyin. Hepinizi Allah'a emanet.